Ne bu imalar Murat? Bir şey söylemek istiyorsan söyle. Gülizar'dan sana son bir söz Murat. Konuşulduğu için değil, konuşulmadığı için biter bazı şeyler, tamam mı? Ay Kartal Bey. Ah. Ben size kriz var diye mesaj atınca gittiniz sandım. Yok yok, sorun değil. Seni görmek istedim. Ay, içeri gelseydiniz bari. Yok yok, ben burada iyiyim. Ailende her şey yolunda mı? Yani çözebileceğim bir şey var mı? Kartal Bey, sizin kanatlarınız nerede acaba? Yoksa adınız da Melaike Kartal mı? Sen komiksin de galiba biraz. Suzi beni bir kahkaha, bir kilo pirzola diye büyüttü. Yani sofrada etle değil, gülerek beslendik. Bu yüzden böyle olduk. İyiymiş. Şey, şimdi yani benim işim bitti. Eğer siz toplantı derseniz. Yok yok, sen bugün ailenle birlikte kal. Yalnız bak, yarın sabah erkenden gel. İmaj Maker'la toplantımız olacak. Bir de sana yemekte bir sürprizim olacaktı ama. Söylesene, ne sürprizi? Peki, şimdi söyleyeyim. Yarın akşam Zeynep Kasali'nin konseri var ve bil bakalım ön sanatçı olarak kim çıkacak? Kim? Ben mi? Evet. Aa, gerçekten ben mi? Allah Allah. Ay, inanmıyorum, ben gerçekten Zeynep Kasali'nden önce mi çıkacağım? Ben nasıl, ben yapabilecek miyim? Tabii ki. Yani repertuar hazırlamam lazım. Yapabilir miyim ben? Bir görelim tabii canım. Şöyle bir sahne sempatin nasılmış ha? Tamam tamam, o kadar heyecanlanma. Ya çok büyük bir şey değil. Yani prestijli bir konser olacak. Yani özel insanlar olacak ama hani o kadar büyük bir şey değil. Bizim cami arasında küçük. Ya ama küçük büyük ne fark eder? Ben onları coşturabilecek miyim? Yapabilir miyim ben? Oraya çıkıp öyle herkesi içine ama çok çok da severler mi beni? İşte bu heyecan. Bu heyecanını hiç kaybetme, tamam mı? Ne kadar profesyonel olsan da bu heyecan seni ayakta tutacak. Kartal Bey, gerçekten çok teşekkürler, çok teşekkürler. Siz bana güvendiniz, bana umut verdiniz. Ya benim için paradan, şandan, şöhretten, her şeyden en önemlisi bu. Gerçekten umarım güveninizi boşa çıkartmam. Ondan bir an bile şüphe duymadım zaten. Görüşürüz. Murat? Dikkat et! Dikkat et! Dikkat et! Ya önüne baksana, ne yapıyorsun? Sen gitmedin mi? Kimdi o adam? Bırak! Ne yapıyorsun? Ya ben de salak gibi seninle nasıl konuşacağım diye düşünüp duruyorum. O adam kimdi, söyle çabuk. Ben sana hesap falan vermeyeceğim. Vereceksin Gülizar. Ve o adamın kim olduğunu söyleyeceksin bana. Ben sana hiçbir şey anlatmak zorunda değilim. Zorundasın. Öyle kafana estiği gibi her adamla cilveleşemezsin. Hıs! Ağzını topla. Aramızda bir tek cilvenaz var, o da sensin Murat. Daha düne kadar evleniyordun, hatırlatayım. Bana bak, benim sabrımı sakın zorlama. O adam kimdi, söyle bana. Ya sen hangi akrabanımı soruyorsun ya? Sen benim neyimsin ya? Sen benim sevgilim misin, nişanlım mısın? Sen benim neyimsin ya? Neyinim, öyle mi? Evet, öyle. Sen benim için sadece Mine'nin eski sözlüsüsün. O kadar. O kadar. Tamam öyle. Senle benim aramda hiçbir şey olmadı. Olmayacaktı. Tamam mı? Senle ben imkansızız Murat. Bunu sen de benim kadar iyi biliyorsun. İyi. Bırak o zaman beni burada. Git hadi yine. Git. Gitsene. Yapma bana bunu. Neden gidemiyorsun? Hı? Çünkü sen de benim yanımda olmak istiyorsun. Gözüme bak. Hadi ver elini. Benimle gel. Yapamam. Ya yapamam. Ne olur bunu isteme benden.
Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Deli misin? Birisi görecek. Ya hangi dönemdeyiz? Biz hangi çağdayız? Ya bıraksana beni. Kız mı kaçıracak? Sussana artık biraz. Ya Murat vallahi sen... sen vallahi keçileri kaçırmışsın sen ha. Kaçırdım. Sen de sonuçlarına katlanacaksın. Bin şu arabaya. Bayağı emir kipi. Evet, bayağı emir kipi. Bin. Bayağı bilir. Akıl hastası sen. Ya tamam, peki deliye gidiyoruz bari, onu söyle. Hani dedin ya bana, sen benim neyim oluyorsun diye. Sana onu göstereceğim. Bin. Bu ne arıyor sende? Evde unutmuşsun. Niye sende? Çünkü giderken bana hiçbir şey bırakmadın. İşte o yüzden ben de. Kemerini tak. Yürümüş balkon.